Hadi gelin zamanı geriye saralım ve 2005 yılına dönelim. Okuldan eve gelmişiz, televizyonu açıyoruz. Bir kanalda Babür, diğerinde Çiçek Taksi, bir başkasında Zabumafu, Üvey Baba, Bücür Cadı, Pokemon, Smackdown, Avrupa Yakası, Ressam Abimiz Bob ve Çocuklar Duymasın. Gerçi zamanı 10 yıl ileri sarsak Çocuklar Duymasın olmaya devam eder. Yemeğimizi yiyoruz, geçiyoruz tüplü ekrana ve toplu mouse'a sahip Windows XP bilgisayarımızın başına. Efsane açılış ekranı ve yeşil çayırımız geliyor karşımıza. Bir kenarda MSN açılıyor, diğer kenarda Winamp. Hemen bir Cashflow ya da DJ Akman açıyoruz çünkü MSN durumumuzda görünmesi gerekiyor o şarkının. Geçiyoruz oyunlarımıza. Age of'tan Counter 1.5'ten de Pool Day seslerini duyunca tamam diyoruz. Günün kalanı güzel geçecek. Bilgisayarımız oyun kaldırmıyorsa da yine de biz kral oyundan devam. Türkiye'nin eski zamanları anlayacağınız. Converse'ler, meşhur pantolon zincirleri, Ülker Piknik, Pop Tip, Beyblade, Yu-Gi-Oh, efsane Milan kadrosu, Çatapat, Vampir Dişleri, Coca-Cola ayıcı ve Arçelik robotu. Kur'an'ı yırtan kızın bile şöhreti yeni yakaladığı zamanlar. Bu dönemdeki kısıtlı teknolojik imkanlarımızın tabanı da Samsung'un kızaklığı E250'si ya da Nokia'nın 21.0 veya 33.10'uydu. Hele Nokia'nın onlarca, yüzlerce modeli vardı. Öyle ki Prime döneminde kendi pazarının %60'ına sahip bir markadan bahsediyoruz. Her zevke, her bütçeye, her ihtiyaca hitap eden sayısız modele sahip bir markadan. En büyük rakibi Samsung bugün hala hayatta. Hatta Apple'la bir liderlik yarışında. Peki Nokia nerede? Bu dev, bu balina nasıl oldu da yeni neslin adını bile bilmediği, piyasadaki payının artık %1 bile olmadığı bir hale geldi. İşte bu artık insanları birbirine bağlayamayan Nokia'nın hikayesi. Tutunamayanlara hoş geldiniz. Nokia, 1998'de dünyanın en çok satan telefon markası. 99'da 4 milyar operasyonel kar, 2003'te 11.0 ile dünyanın en çok satan telefon markası. Ve aktif olduğu yılların neredeyse tamamında pazarın %50'sine yakın bir paya sahip olan yıkılamaz, yutulamaz, sarsılamaz bir dev. Nokia 1865'te Finlandiya'nın batı kısmında yer alan Tampere yakında kurulduğu Nokia kentinden aldı adını. Başlangıçta bir kağıt hamuru fabrikasıydı. Plana göre gelecek 90 yılda kendi başına elektrik üretimi gibi etkinliklerle birlikte bir orman ve enerji endüstrisi şirketi haline gelecekti. Burada hikayemize 1898 ve 1912 yıllarında yine Nokia kentinde kurulan iki şirket dahil oluyor. Finnish Rubber Works ve Finnish Cable Works. Cable Works telefon ve enerji kabloları üretirken Rubber Works ise kaloş gibi kauçuk ürünleri üretiyordu. 1930'lara geldiğimizde bu iki şirket kendi alanlarında büyürken Nokia ise sivil ve askeri alanda kullanılması için solunum maskeleri üretiyordu. Çok geçmişten bahsetmeyeceğim, merak etmeyin. Ama şu andan itibaren önümüzdeki 30 saniye Nokia'nın bütün kaderini anlamamız için bize yardımcı olacak. 60'ların başında firma tuvalet kağıdı üretiyordu. 67'de az önce bahsettiğim 3 şirket birleşti ve Nokia Corporation adını aldı. 70'lerde ağ ve radyo endüstrisine girildi. 79'da Mobile kurularak gelecekteki cep telefonu bölümünün temelleri atıldı. 81'de dünyanın ilk uluslararası hücresel şebekesi olan Nordic Mobile telefon hizmeti başladı. 82'de Nokia'nın ilk cep telefonu olarak kabul edilen Mobile Senator adlı araç telefonu üretildi. 87'de elektronik işletme ve parça üretimi yapan German Standard Electric Lorenzi, aynı yıl Fransız tüketici elektronik şirketi Orsini satın aldı. Ericsson'un veri sistemi bölümünü de bünyesine katan Nokia, 90'ların başında İskandinavya'daki en büyük bilgi teknolojisi şirketi unvanına sahip oldu. 91'e geldiğimizde mobil radyolar, telefon anahtarları, kondansatörler, hatta kişisel bilgisayarlar üretiyorlardı. Yani anlayacağınız 60'lı yıllarda tuvalet kağıdı üreten bu şirket, güncele, gündeme ve teknolojiye bağlı kalarak kendisini de geliştirmiş ve bir telekomünikasyon devi haline gelmişti. Ve geldik Prime dönemine, 90'lara. Nokia o gün geçmişe dönüp baktığında çağa ayak uyduran, teknolojinin zirvesini oynayan, gündemi takip eden değil, gündemi yaratan bir şirket olmuştu. Kim bilir kaç markanın üzerine basıp geçti. Kaç marka onlara denk bile görülemeyerek göz ardı edildi. Büyük teknoloji şirketlerinin ayakları titrerken Nokia emin adımlarla yukarı doğru çıkıyordu. Artık onlar bir dev, diğerleri ise sadece diğerleriydi. Ve şimdi zaman onların zamanıydı. ...90'lı yıllardan itibaren hayatımıza cep telefonlarıyla dahil olan Nokia'nın en büyük amacı hem bütçe dostu, hem kaliteli, hem de kullanışlı telefonlar üretmekti. 92'de Nokia 101, 96'da 1610, 98'de 6120 piyasaya sürüldü. Yani henüz 2000'ler gelmeden Nokia zirveye oturmuştu bile. 2000'de de hepimizin bildiği efsane 3310 modeli piyasaya sürüldü ki biz de arkada görüyorsunuz, bir tane hala saklıyoruz. 2003'te piyasaya sürülen 1110 modeli o yılın hem en iyi hem de en çok satan telefonu olmuştu. İlerleyen
yıllarda 26.30, 62.30, 62.80, 88.00 ve 73.20 gibi onlarca efsane telefon sürüldü piyasaya. Herkesin gözünde canlanan ve anıları mazide kalmış bir Nokia marka telefonu vardır, buna eminim. Anlayacağınız, hatta bildiğiniz üzere Nokia artık telefon denince akla gelen ilk markaydı. Elbette o günlerde pek çok rakibi vardı. Bunlardan birisi Samsung ki kendileri bugün hala hayatta. Onun dışında Motorola ve sizin de belki aklınıza gelen pek çok telefon markası var. Bugünlerde tarihe karışmış ve tutunamamış olarak adlandırıyoruz ama o günlerde popülerliğini koruyordu bu markalar. 2007 yılına geldiğimizde Nokia cep telefonu piyasasının %50'sinin hakimiydi. Yani bir gözümüzde canlandıralım. Dünyadaki cep telefonu kullanan bütün insanları. Her iki kişiden birisinin cebinde kesinlikle Nokia vardı. Neden 2007 dedim? Çünkü o yıl sadece cep telefonu değil, belki de teknoloji dünyasının en devrimsel olaylarından biri yaşandı. Gözlüklü abimiz Steve Jobs'ın elinde duran tarihin ilk iPhone'u işte bu yıl piyasaya sürüldü. Artık telefonu kullanmak için tuşlara ya da bir klavye takımına ihtiyaç yoktu. Dev gibi bir ekran, zengin uygulama marketi, kişisel zevklere göre özelleştirmeler, hızlı arayüz, kullanım kolaylığı ve tabii ki yepyeni bir işletim sistemi olan iOS. Kısacası iPhone her şeyin değişeceğinin habercisiydi. Şimdi en başa dönelim. Nokia'nın kısa tarihini anlatırken konuştuklarımıza. Demiştim ya, bu 30 saniye şirketin kaderini anlamamız için bize yardımcı olacak diye. O günlerde teknoloji ilerledikçe ona ayak uyduran, hatta çıtayı her seferinde bir basamak daha yukarı çıkaran, gelişen ve geliştiren bir Nokia vardı. Ancak bahsettiğim 2007 yılına geldiğimizde artık Nokia geri düşmeye başlamıştı. Ve 2002'den beri kullandığı Symbian işletim sistemini kullanmaya devam ediyordu, edecekti de. Geri kafalı bir yönetim anlayışı, büyük pazar payı sebebiyle yaşanan rehavet ve zirvedeki yerinin sağlam olduğuna inanan bir şirket, batışın en büyük sebebi olacaktı. Nokia'nın o günlerdeki en büyük rakibi olan Samsung, bugün Apple'ın da rakibi. Gelin bu teknoloji yarışında 2007 yılından itibaren kimin nasıl adım adım geriye düştüğünü birlikte görelim. Şimdi 2007'de Apple bunu çıkardı. Nokia bunu, Samsung da bunu. 2008'de Apple bunu sürdü piyasaya. Nokia bunu, Samsung bunu. 2009'da iPhone 3GS'i tanıttı. Nokia E52'yi, Samsung'da Omnia Pro'yu. 2010'da iPhone, Nokia ve Samsung. Ve 2011'de. Aslında gözle görülür bir şekilde anlıyoruz. iPhone üstüne koyuyor, Samsung onu kovalıyor. Nokia'da sanki kendisi hala zirvedeymiş ve Nokia dışında tarihte hiçbir teknolojik gelişme yaşanmamış gibi farklı bir zaman diliminde yaşıyor algısındaydı. Bu yüzden aynı tarzda telefonlar yapmaya devam ediyor ya da yeniliklerde çok geç kalıyordu. Diğer markalar geliştikçe Nokia yerinde sayıyordu. Burnu havada üst düzey yöneticiler kendilerini zirvede sanıyor, hatta Engage modelinde olduğu gibi düşen satışları manipüle ederek yüksek gösteriyordu. Tüm bu yalanlar arasında kovulma korkusu yaşayan çalışanlar ise yöneticilerini uyarmaya çekiniyordu. Diğer markalar iOS ve Android savaşı etrafında toplanmıştı. Ancak Nokia, Symbian iyidir, onlar geçici ama biz kalıcıyız diye düşünmeye devam ediyordu. Ancak Nokia'nın pazar payı gitgide erimeye devam etti. Söyledim ya, 2007'de %50 olan pazar payı sadece 5 yıl sonra, 2012'de %28'e kadar düşmüştü. Aynı yıl en büyük telefon satıcısı unvanını Samsung'a kaptırınca anlamışlardı. Artık her şey için çok geçti. iOS işletim sistemini kullanma şansları zaten yoktu. Android için ise Nokia yöneticileri geçici bir heves ve kalıcı olamayacak bir sistem olduğunu düşünüyorlardı. Yani burunlarının dikine devam ederek kendilerince Android'den daha iyi bir işletim sistemi olduğuna inandıkları başka bir yola gittiler. iOS'la, Apple'la rakip olabilecek en büyük firmaya, Microsoft. Microsoft bugün bile Windows sayesinde dünyada bilgisayar tabanlı işletim sistemi konusunda Apple'la net bir rekabete girmiş durumda. Hatta hala önünde olduğunu söylemek abartılı olmaz. İşte bu Microsoft 2010'lu yıllarda mobil cihazlar içinde bir Windows yazılımı üretti. Nokia ile yaptıkları bir işbirliğiyle de 2012 yılında Nokia Lumia 800 ve Lumia 710 piyasaya sürüldü. Windows işletim sistemine sahip bu Lumia serisi yine de Android ya da iOS kadar komplike, hızlı ya da verimli değildi. O dönem çok aktif kullanılan Facebook gibi uygulamalar Windows'ta yoktu. Hatta Facebook baya baya beta sürümü kullanıyordu. Google, Microsoft'la yaşadığı sorunlar sebebiyle hiçbir zaman hizmetlerini resmi olarak Windows'a sunmadı. Android'deki gibi APK indirme tarzı bir sistem de olmadığı için Windows cihaz kullanıcıları adeta bir ekosistem içinde hapsoluyordu. Aslında her şeye rağmen Nokia deniyordu. Yani şansını gerçekten fazlasıyla zorluyordu. Bugün kredi kartlarımızı, kimliklerimizi ve daha birçok bağlantıyı kolayca yapabildiğimiz NFC teknolojisi ilk kez Nokia tarafından çok aktif kullanılmıştı. Face ID ya da yüz tanıma diye bildiğimiz teknoloji ilk defa Windows Hello adıyla Nokia marka bir cihazla kullanıldı. Kablosuz şarj gibi teknolojilerde yine Microsoft Nokia ortaklığıyla hayata geçmişti. O dönemlerde Monster, JBL ve daha birçok kalitesiyle öne çıkan firmayla ortaklık yapıyorlardı. Ancak olmuyor, hiçbir yenilik, hiçbir değişim bir türlü çözüm yerine geçmiyordu. 2013'e geldiğimizde Nokia'nın pazar payı %5'e düşmüştü. 6 yılda zirveden
gibi. Artık onları kurtarmak için bir mucizeyi hayal etmek bile bir mucizeydi. Ve 2013 yılına geldiğimizde Nokia'nın cihazlar ve servisleri de içeren birimi 7.2 milyar dolar karşılığında Microsoft'a satıldı. Bu satışla birlikte Nokia'nın 36 bin çalışanı da Microsoft'a geçti. Geçmişte güven, sağlamlık ve kalite hissi yaşatan Nokia adı artık eskiyi ve geriyi temsil ediyordu. İşte bu olumsuz anlamları kullanmak istemeyen Microsoft da yeni Lumia telefonlarda artık Nokia adının bulunmayacağını açıkladı. Ancak bu karar Microsoft için de çözüm olmamıştı ve bekledikleri hedefleri asla yakalayamadılar. Bu sebeple birkaç yıl önce 7.2 milyar dolar ödeyerek satın aldıkları Nokia'yı sadece 350 milyon dolara sattılar. Sonrasında sağlık ve sanal gerçeklik sektöründe adımlar atan Nokia telefon üretimine de tekrar başladı. Ancak bu telefonlar ya konsept üretimler oldu ya da hiç kimse tarafından satın alınmadı. Evet, şu an tercih ettikleri pazarda önemli bir yer kaplıyorlar. Ama bugün Nokia son kullanıcı gözünde artık yok olmuş bir şirket. Bahsettiğim yeni telefonların adlarını bile kimse bilmiyor. Yani o gün Nokia geçmişe dönüp baktığında o genlerinde duran çağa ayak uydurma, teknolojinin zirvesine oynama, gündemi takip etme ya da gündemi belirleme özelliklerine sahip bir şirket değildi. Kim bilir kaç marka Nokia'nın üzerine basıp geçti, kaç markaya denk bile görülemeyerek göz ardı edildi. Büyük teknoloji şirketleri artık bu ihtiyar markanın dönüp yüzüne bile bakmazken Nokia emin adımlarla dibe doğru çöküyordu. Onlar şimdi bir dev, Nokia ise sadece diğerleriydi. Yani artık bir devir tamamen sona ermişti.